pozisyona gelmez. Balık pazarına hiç gelmez diye mesela. Onun dışında Kulüp 12 var. Yeşilçam yıldızlarının geldiği. Bu Sıra Serviler Caddesi'nde Tefo'nun yeri var. Kravatla girilir. Diskotek ya. Evet, yani disko gibi diyebileceğimiz. Benim ama en çok dikkatimi çeken de aslında Çatı Kulübü. Abi Çatı Kulübü Şişli'de. Site sinemasının da bulunduğu bir binada. Bu bina İlham Gencer'e ait. Orada Çatı Kulübü kuruluyor. Buranın bir özelliği var. Bir konservatuvar gibi aynı zamanda. Hem bir mekan, eğlence mekanı. Hem de oradan çok fazla sanatçı çıktı. İlham Gencer Çatı Kulübü'nde Los Chaticos diye bir grup kuruyor abi. Müzisyenler grubu. Kim oradan çıkanlardan, yani bir sürü insan var da hani sayabiliriz de en ünlüsü belki de o hani yıllara, Türkiye'nin yıllarına damga vuran, hala da vurmaya devam eden. Beklenmedik soru oldu. Ajda Pekkan. Ha, Ajda Pekkan. Doğru. Ajda Pekkan çok genç bir yaşta. Hatta Fikret Şeneş'le orada tanışıyor. Yani tabii. İşte. Süperstar. Tabii süperstar. Şimdi 1961 yılında mesela bu Çatı Kulübü'nde Setekli Danlesiyel diye bir Bobazlı'nın şarkısı. Fecri Ebcioğlu ile birlikte İlham Gencer burada yine bu şarkıyı, ilk aranjman şarkı deniyor mesela. İşte bak bir varmış bir yokmuş Boğaz içinde. Burada da bunu işte Ajda Pekkan'ı, Ajda Pekkan buradan çıkanların en ünlüsü. Oradan sahneye çıkıp ünlü olanların. Aynı şekilde Ayten Alkman mesela burada. Cem Karaca, Barış Manço, Emel Sayın, Metin Ersoy, Fikret Kızılok falan. Buralardan yani bu Çatı Kulübü'nden geçiyor. Yani bir sıralarsak bu mekanlar mesela öne çıkıyor. Onları söyleyeyim. Bence Ajda Pekkan'a şöyle bir parantez açayım. Yurt dışına ihraç edebileceğimiz en potansiyel sanatçıydı herhalde oydu. Yani o dönemler için. Çünkü dile daha yatkın. Hani dil biliyor mu açıkçası bilmiyorum. Fransızca bilmiyor da. Yani şarkı okuyabiliyor ama. Almanca okuyabiliyor, Fransızca okuyabiliyor, evet, İngilizce okuyabiliyor. İlhan Gencer'de de var bu arada. Birbirlerine o yüzden çok benziyorlar da o hoca öğrenci. Yani İlham Gencer'in şeyi var. Ben hani işte atıyorum şu an 4 dil biliyorum ama 15 dilde şarkı söyleyebiliyorum. Ajda Pekkan'da da var aslında. Aynen. Öyle bir yetenekleri var. Yani bu tabii çalışmaya da alakalı bir şey. Bir de Ajda Pekkan hakikaten çok çalışkan. Zaten 60'lı yıllardan beri işte sen söyledin hala devam ediyor yani. Yeni bir şeyler üretmiyor. Beste yapma özelliği yok. Mesela Zeki Müren'de o var. Zeki Müren hakikaten iyi bir besteci. Böyle artıları var. Ama iyi bir icracı diyebiliriz Ajda Pekkan için. Şimdi 80 darbesi aslında müziğe direkt yansıması yok ama sosyolojik bir yansıması olduğu için müzik sektörüne de etkiliyor. Sen 50 yıllara iyi vurgu yaptın. 50 yıllar Türkiye siyasi tarihinde hep şöyle denir. Göçün, Anadolu'dan göçün en yoğun olduğu yıllar olarak kabul edilir. Bu böyle. 80 yılı ise birçok açıdan zaten dönüm noktası 12 Eylül. 80 yılından sonra artık gazinoların yavaş yavaş ömrü sona eriyor. O şaşalı dönem sona eriyor. Bunun için farklı faktörler var. Neden sona eriyor gazinoların çağı diye düşündüğümüzde. Birincisi eski gelen, ekolden gelenler, işte o güçlü olanlar, işte Hamiyet Yüceses, Müzeyyen Senar, Beyi Aksu gibi böyle bunlar TRT radyo kökenliler. İyi eğitim almışlar. Mesela o zamanlarda işte biz bir gün seninle Türk müzikisini konuşursak ki konuşmamız lazım. Çünkü Alaturka'nın süreci, evrimi, işte Cumhuriyet'in ilk yıllarında yasaklanması gibi çok önemli detaylar var. İşte Saadettin Kaynak, Selahattin Pınar gibi hakikaten o dönem için çok önemli bestecilerin bunlar öğretmeni oluyor yani. Bunlar Saadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın örnek veriyorum tedrisatından geçiyorlar ve güçlü sesleri olduğu söyleniyor. Yani o yüzden daha kapasiteli oldukları söyleniyor. Daha sonra bu kitle tabii ki işte Zeki Müren örnek veriyorum 80 yılından sonra sağlık sorunları nedeniyle jübile yapmak zorunda kalıyor. Bülent Ersoy zaten cinsiyet değiştiriyor. O yüzden yasaklanıyor. 88'e kadar Özal affına kadar Özal onu özel olarak affediyor. Özal'ı affedene kadar yurt dışında olmak durumunda kalıyor. Bu arada Bülent Ersoy'un şöyle ilginç bir yönü var. Hem erkekken çok iyi popüler hem de kadınken. Yani iki cinsiyette de çok popüler ve gazinoların aranan isimlerinden biri oluyor az solist olarak. Ardından 80'li yılların ardından ilk önce arabeskin çok yaygınlaşması. Arabesk kültürü gazinoyla uyuşmuyor. Zaten bu Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacı Tarslan işte oranın bir nevi işletmecisi birçok dönem yapmış. O şunu der, bizim bu tip sanatçılardan yalnızca İbrahim Tatlıses, o da çok popüler olduğu için sahne almış. Az solist değildi ama sahne aldı diyor. Bir de Selami Şahin diyor. Tabii Selami Şahin özel bölümü yapacağız. Çünkü Selami Şahin Arabistan coğrafyasındaki bütün bestelere söz yazarak Türkiye'ye tanıttı. Yani herhalde o zamanlar telif yasaları birazcık daha sıkı olsaydı Selami Şahin şu anda bilmiyorum yani nelerle, hangi hukuki mücadelelerle baş başa kalırdı ama hani Mısır'a gidip gözünüzü kapattığınızda aa bu beste nereden tanıdık derseniz Selami Şahin yani. Evet, onun üstüne söz yazdı ve Türkiye'ye o şarkıyı ithal etti diyebiliriz. Böyle bir özelliği var
kendisinin. 80'li yıllardan sonra en önemli kırılma, ona da bir değineyim, televizyon. 1989 yılında Magic Box, Cem Uzan ve Ahmet Özal, yani Turgut Özal'ın oğlunun ortak olarak bir kanal, özel kanallar dönemi başlıyor. Eskiden her şey TRT'nin tek elindeydi. TRT zaten belli isimlere boykot da yapıyordu. Bunlardan biri, örnek veriyorum, Seda Sayan. İşte arabesk müziği yasaklıyordu vesaire, ama 89'dan sonra özel kanallar dönemi başlıyor. Daha sonra 92'de Kanal 6 kuruluyor. Yine Ahmet Özal tarafından. Ardından sanatçılara artık ulaşmak o kadar zorlaşmıyor. Artık sanatçılar, televizyon sektörü daha cazip ve popülerleşme anlamında, kitleselleşme anlamında daha kolay imkanlar sunduğu için oraya doğru bir kayış başlıyor diyebiliriz. Ve dediğim gibi eski ekolün sanatçıları özellikle 80'li yılların ortalarından itibaren sahneyi terk etmeleriyle yeni gelen jenerasyon, buna bir örnek verelim. Seda Sayan mesela, yeni bir jenerasyondan. İşte o dönem çok popüler olan Harika Avcı diye bir isim var mesela. Bu tip isimler o eğitim düzeyinde olmadıkları için, en azından bu bağlamda, Türk sanat müziği bağlamında olmadıkları için de... Teknolojiden bahsediyorsun tabii burada. Müzik tekniğinden bahsediyorsun. Tabii. Sonra gazino kültürü buna adapte olamıyor ve 90'lı yıllardan itibaren yavaş yavaş o perde kapanmaya başlayacak. Bir de kısaca... Maxim'in şubelerinden Caddebostan Maxim. Ya o orası da büyük Maxim kadar etkili aslında. Diğer şeyleri ben çok fazla bilmiyorum ama mesela Sibel Can ilk kez orada şarkıcı olarak sahneye çıktı diyorlar Caddebostan Maxim'de. Ya Caddebostan Maxim daha önce de eğlence mekanı, hatta Orhan'ın yeri diye geçer. Ya, 76 yılında Orhan Uluerenmiş 1950'den beri. Sahi. 76 yılında Fahrettin Aslan orayı da alıyor ve Caddebostan zaten biliyorsun denizin hemen kenarında ve bizim için seninle daha önce konuşmuştuk, önemli şu. Daha sonra 96 yılında kapanıyor Caddebostan Maxim gazinosu ve ardından oraya şu an Migros var. Yani şu an 3M Migros açılıyor ardından, evet. Ve Migros dönemi başlıyor. Hani ilk öğrenme şaşırmıştım. Bu arada bir detay verelim. Bunu bir yerden okumuştum birkaç yıl önce. Ebru Gündeş'in Fırtınalar şarkısı var biliyorsun. Yani, evet. Şey yaptı, popülerite kazandı. O şarkının klibin ilk saniyelerinde o eski Caddebostan Maxim var. Yani binası oradan gözüküyor. Ben en net oradan gördüm şu ana kadar. Orada net bir şekilde gözüküyor. Yani kapısı gözüküyor tabii. İçerisi gözükmüyor ama en azından varlığını orada görüyoruz 96 yılında. Gazino dönemi şöyle bitireyim. Dediğimiz gibi popülerite bitiyor. Arabesk kültür başka şeyler oluyor artık Türkiye'de ve gelenek şöyle yok oluyor. 2000'li yıllara kadar Büyük Maxim devam ediyor. Büyük Maxim'in son as solisti Petek Dinçöz oluyor. Tabii bu biraz hani son çırpınışlar diyebiliriz. Hani Muhammed Ali'nin üçüncü kez boksa dönmesi gibi bir şey. Yani o yaşlı hali gibi bir şey. Hani üzücü aslında geçmişini bilenler için. Ardından Fahrettin Aslan 2005 yılında ölüyor zaten. Ve 2000'li yılların başında da Büyük Maxim gazinosu perdeyi indiriyor. Bir dönem bitiyor. Bu Büyük Maxim'in tekrar canlandırılma durumu da son olarak biraz şey yapalım. Bu Fahrettin Aslan Emel Sayın'la görüşüyor. Hatta şey kaydı da var. Videolarını falan da bulabiliyorsunuz. Sacit Aslan'la birlikte Emel Sayın, bu üçlü Fahrettin Aslan, Sacit Aslan, Emel Sayın bir lansman yapıyorlar. Tekrar canlandıralım diye. Ama artık o devir bitmiş, akamete uğruyor dediğim gibi ve o süreç bitiyor. Bir şey de var. Neil Postman diye bir adamın Televizyon Öldüren Eğlence diye bir kitabı var. Bu araştırmayı yaparken ona da denk geldim. Orada da genel olarak şeyden bahsediliyormuş. Hani bu televizyonun etkilerinden, yani hani kültürel etkilerinden. Belki Türkiye'de dediğin gibi, söylediğin gibi bir kültürü de aslında genel olarak bitirmiş oluyor. Aynen. Ya şimdi o kültüre dair de şu var. Büyük Maxim gazinosu sadece eğlence yeri değildi. Birçok işte medyanın olsun, güçlü isimleri, siyasetin güçlü isimleri her güce hemen hemen oradalardı. Ve orada hani çok temiz olmayan işler de yapılmış. Başka tarz ilişki ağları da var. Medya, siyaset ve eğlence dünyası içinde. Ama sonuçta bir döneme damga vurmuş bir eğlence mekanı ve kültürel olgu olarak karşımıza çıkıyor. 96'dan Caddebostan kapanıyor. Büyük Maxim'de daha sonra kapanıyor. Ardından eğlence sektörünü, bir dahaki program herhalde onu değineceğiz. Etiler dönemi başlayacak. İşte gece kulüpleri, barlar, bu tarz yerler. Herhalde bir sonraki program onlara değineceğiz ve televizyonun etkisinden bahsedeceğiz herhalde. Yine çok bilgilendirici, güzel bir tartışma oldu seninle Emre. Çok teşekkür ediyorum. Valla The Boss Rıfat Özcan patronumuz da herhalde sonunda bir Zeki Müren'den bir şarkı koyar, bir Alaturka müzik koyar. O yasak getirmemiştir diye tahmin ediyorum. Bu herhalde o kadar teknolojik imkanımız vardır. Podcast'in sonunda Zeki Müren'den bir şarkı bekliyorum. Evet, teşekkür ederiz. Bizi dinleyenlere de çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle.